Samsun Spor'un sahasında Denizli Spor 2-1 mağlup ederek playoff müsabakalarına katılmaya hak kazandığı maçı izleyen Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Kırmızı Beyazları tebrik etti. Bakan Kılıç, PTT 1. Lig'in 34. ve son haftasında Denizli Spor'u mağlup ederek playoff'a kalan Samsun Spor futbolcularını, teknik ekibini ve başarıda emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Bu güzel sonuç bütün Samsunlulara hayırlı olsun. Kırmızı Beyazlı takıma playoff maçlarında da başarılar diliyorum. Ligde playoff öncesi mücadele verecek olan diğer takımlara da başarılar diliyor. Önümüzdeki günlerde fair play ve rekabet düzeyi yüksek maçlar izleyeceğimize inanıyorum dedi. Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın zorlu bir yoldan geçerek ilk hedeflerine ulaştıklarını söyledi. Deneyimli teknik adam, bu zamana kadar hep söyledim hedefimiz süperlik diye. Buna inanmayanlar da oldu ama birçok sıkıntı yaşamamıza rağmen bugün süperlik için ilk adımı attık. Artık bu yolun sonu süperlik. Mutluluğumuzu tarif edemiyorum. İnşallah Lig'e çıktığım gün neler söylemek istediğimiz ve bu zamana kadar neler yaptığımızı herkes anlayacak diye konuştu. Altın ekibiyle birlikte Alanya Spor'u analiz ettiklerini ve bunu futbolcularıyla paylaşıp maç gününe kadar eksik sikliklerini gidereceklerini belirtti. Samsun Spor Sportif Direktörü Coşkun Zeren ise playoff müsabakalarına kaldıkları için mutlu olduklarını ama artık albüm Alayın Spor maçına konsantre olmaları gerektiğini söyledi. Zeren ilk yarıyı 20 puanla kapatan bir takım olarak playoff oynayacağız. Bu çok büyük bir başarı. Bu başarıda emeği geçen başkan ve yönetim kurulumuza, teknik ekibimize, futbolculara, sağlık ekibine, kulübün tüm çalışanlarına, taraftarımıza ve yerel medyaya teşekkür ediyorum. Samsun şehrine bu mutluluğu yaşattığımız için gururluyuz. Her zaman Türkiye'nin en büyük taraftarı dediğim Samsun Spor taraftarı müthiş bir atmosfer oluşturup başarının mimarı oldu. Artık Denizli'yi unutup Alanya spor maçına odaklanacağız diye konuştu.